Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. 3-9 Şubat haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili koçlar, bu hafta ayın ışığı büyüyen fazla olacak ve hafta sonu Aslan burcunda güçlü bir dolunay meydana geliyor. Hafta başından itibaren günlük hayatımızda da hareketlilikler artabilir. Çünkü pazartesi günü ay öğleden sonra ikizler burcuna geçecek. Çarşamba akşamına kadar olan süreç içerisinde günlük hayatınızda iletişim trafiği, haber trafiği artabilir. Birçok konuyla ilgilenebilirsiniz. Yakın çevrenizde olup bitenler günlük hayatınızda biraz daha öncelikli hale gelebilir. Ve hemen hafta başında iletişim gezegenimiz Merkür Balık burcuna geçiyor. Merkür bu yıl ilk retrosunu Balık burcunda yapacak. 17 Şubat'ta başlayacak retro. 10 Mart'a kadar devam edecek. Bu süreç içerisinde Merkür 17 Şubat'a kadar Balık burcunda ilerlerken bilinçaltınızı da çok hareketlendirecek gibi görünüyor. Sezgileriniz güçlenebilir. Biraz daha olaylara daha duygusal yaklaşabilirsiniz bu süreç içerisinde. Bu hafta Merkür Boğa burcundaki Uranüs'e güzel bir kontak yapacak. Özellikle hafta ortasında hayatınızda maddi konular olabilir, parasal konular olabilir. Buralarda bazı sürpriz çözümler bulmanız konusunda size yardımlarda bulunabilir, desteklerde bulunabilir. Ve bu hafta bir diğer gezegen değişimimiz aşk gezegeni Venüs tarafından olacak. Venüs 7 Şubat'ta sizin burcunuza geçiyor. Koç burcuna geçecek Venüs ve 5 Mart'a kadar kalacak. Evet, Venüs Koç burcunda çok güçlü olmamakla beraber Jüpiter'den sonra ikinci şans gezegenimiz olduğu için ziyaret ettiği burçlara tabii ki faydalar sağlar. Ve bu dönemde Venüs'ün burcunuzda bulunmasıyla beraber hayatınızda özellikle ilişkiler, aşk, uyum, denge, huzur, sevgi, güzellik, estetik, sanatsal duyarlılık bakımından biraz daha hassas olabilirsiniz. Yani günlük hayatınızda bu tarz beklentileriniz öne çıkabilir. Tabii ki bunların hayatınızdaki tezahürleri nedeniyle zaman zaman mücadeleler ve bazı çatışmalar içerisinde de bulunabilirsiniz. Venüs hem aşkı, sevgiyi, ilişkileri yönetir hem de maddi anlamdaki kazançlarımızla alakalıdır. Küçük de olsa bu dönem içerisinde size bazı şanslar, fırsatlar da verebilir. Her bakın özellikle sosyal yaşamda ve ilişkiler alanında Venüs'ün sayesiyle biraz daha ilgi çekebileceğiniz, ilgi görebileceğiniz, değer görebileceğiniz bir dönemde de olduğunuzu söyleyebilirim. Evet, bu hafta ortasında ay Yengeç burcuna geçiyor. Çarşamba akşamından itibaren ve hafta sonuna kadar özellikle Perşembe ve Cuma biraz daha özel hayatınız, aileniz, eviniz, yuvanız, yaşadığınız mekanlardaki konu ve kavramlarda sizin için öncelikli hale gelebilir. Güvende olmak isteyeceksiniz. Yakınlarınızdan daha fazla ilgi bekleyeceksiniz bu dönemde. Tabii ki yaşam alanlarınızda yapacağınız, özellikle ev veya yuva alanında yapacağınız faaliyetlerde yine Perşembe ve Cuma sizin için öncelikli hale gelebilir. Ve hafta sonu 9 Şubat'ta sabah 10:26'da Aslan burcunun 19 derecesinde dolunay meydana geliyor. Sizin için güzel bir dolunay, keyifli bir dolunay. 5. evinizde meydana gelecek. Dolunay Aslan'da olunca özellikle hayatımızda biraz daha dikkat çekmek, değer görmek, fark edilmek istiyoruz. Tabii ki yaptığımız faaliyetlerle, yeteneklerimizle, kişisel değerlerimizle bunu sağlayabiliriz. Ve buna imkan verecek koşullar da hayatınızda oluşabilir. Biraz böyle sahnede olacağınız, biraz etrafımızdaki insanların dikkatini çekeceğiniz bir dönemdesiniz. Aşk hayatınız, romantik konular, çocuklarla ilgili faaliyetler, kişisel uğraşlarınız, hobileriniz, sosyal yaşamınız bu dolunayla beraber canlanabilir ve gerçekten hayatınıza çok keyifli, eğlenceli konu ve kavramları dahil edebilir sevgili koçlar. Mutlu ve başarılı bir hafta dilerim. Hoşça kalın.